Görüşmeye gittik, geldik, bir daha gittik, sana bir daha gittik. Ama bu bir gerçek yani. Bunu görmek zorundasınız. Tek kelimeyle direkt ne istediğimizi anlıyoruz birbirimizin. Gelecek dönemin starları sizin aranızdan çıkacak diyebilir miyiz? Kesinlikle. <laughs> Buradan hemen başladı alalım diye. Yeni <laughs> jenerasyondan beğenerek takip ettiğin isimleri sorsam. Bizim dizdeki herkes. <laughs> Bilsem şok olurdum <laughs> <bir> ihtimalle. <laughs> Ama şu anda çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Arkadan bir tezahürat <laughs> istiyorum. <laughs> Bir başkadan herkese merhabalar. Bugün Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Melek karakterine hayat veren Rojbin Erden konuğumuz. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Süper gidiyor. Harika. Çok yoğun gidiyor. Nasıl geldi sana Melek rolü ve Melek'te seni cezbeden şey neydi? Şöyle, Bizim zaten deli gibi audition çektiğimiz bir süreçti. Hı hı. Ama böyle o kadar çok audition atıyoruz ki ama çok inanıyorduk. Ama bu işin şöyle bir yanı oldu bizim için. Hasan e, ve Ceylan için de aynı şekilde bence. Çünkü bu audition geldiğinde biz bir farklı heyecanlandık ve böyle bu auditiona çalışırken de bir garip hissettim yani. Biraz daha heyecanlandım falan çalışırken. Biraz daha olmasını isteyerek çalıştım. Sonra işte görüşmeye gittik. Geldik. Bir daha gittik. Sonra bir daha çağırınca dedim galiba oluyor. Sonra bir daha gittik. Sonra bir gün ben çalışırken e, bir konferans <laughs> telefon konuşması gerçekleşti. Hasan abi ve Ceylan abla beni aradılar. Menajerlerim. Hı hı. Ve işin olduğunu söylediler. Yani çok heyecanlandım. İlk işimin BKM ile olması, işte Altan Hoca, Gani Hoca, yani birçok şeyi sayabilirim benim için e, pozitif olan yanları. Yani ben çok mutlu oldum zaten iş okeylendiğinde. Aslında başta Aylin karakterine audition atmıştım. Sonrasında görüşmeye gittiğimizde bir anda Melek'in Melek Meleğin audition'unu verdiler önüme ve bir anda ezberledim falan orada verdim. Ama şu an şey diyorum, evet gerçekten iki ki Melek, Melek. Peki Melek karakterinde seni cezbeden şey neydi? Yani bir anda da aslında gelişmiş farklı bir karakterken başka bir karakter için o dişim veriyorsun ve o e, gerçekleşiyor. Onun e, karakterinde seni böyle cezbeden şey neydi? Ben Melek'in bu kadar zor bir aile içinde yaşadığını setteyken daha net öğrenmeye Hı -hı. başladım. Evet hani ilk başta audition verdiğimde falan da tamam Melek biraz hani zorlayabilir falan diyordum ama gün geçtikçe daha da böyle ha ah, ne oluyor hmm. falan olmaya başladım Bu devam da ediyor bu. Ben mutluyum melek gibi bir karakteri canlandırdığım için. Çünkü gerçekten ülkemizde bir sürü melek var ve hani bunu görmeliydik. İnsanlar rahatsız olabiliyor bunu izlediğinde ama bu bir gerçek yani. Gerçeklerden kaçamayız. Bir sürü melek var ve ben yorumlarda da görüyorum. Bana da bir sürü mesaj geliyor. Aynı şeyi yaşıyorum. Aynı şeyi yaşıyorum diye. Evet bu var. Bunu görmek zorundasınız. Çünkü var yani. Peki hani gittikçe de yük çoğalıyor diyorsun yani hı hı. meleğin e, rolü üzerinde melek karakterinin gidişatı üzerinde e, ilk projen olduğu için zorlandığın kısımlar oluyor mu? Tabii ki de nasıl aşıyorsun o ya durumu? Özellikle ilk set günlerimde çok zorlandım çünkü e, zaten hani, kamera neymiş işte hı hı. ışık ne nereye bakmalıyım ne yapmalıyım hiçbir şey bilmiyorum onun ekstra bir zorluğu vardı üstünde bir de hani karakter de zor evet ve yorucu bir karakter olduğu için sonuçta ne olursa olsun o karakterden etkileniyorsun o sahnede ağladığın zaman sahne biter bitmez <laughs> kendine gelemiyorsun çünkü bedenine işliyor onun yorgunluğu. Vücudun kasılıyor, bedenin tepki gösteriyor. Ama şu anda daha iyi, daha iyi birbirimize alıştık. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Hı hı. Tabii ki de zorlukları var ama ben çok mutluyum böyle bir karaktere hayat verdiğim için. Çünkü var olan bir şey Kesinlikle. ve gerçekten bunu görmeliyiz. Böyle 17 yaşındaki bir genç kız ne hissediyor böyle bir durumda? Böyle bir evin içinde yaşamak zorunda kalabiliyor. Susmak zorunda kalabiliyor. Sürekli mücadele zor. vermek zorunda kalabiliyor. Görmezden gelemeyiz dediğin gibi. Peki e, dizi oyuncularının çoğu televizyon kariyerine yeni başlamış isimler. Bir dizinin tutması demek ki popüler oyuncuyla alakalı bir şey değilmiş. Zaten bunu görüyoruz son dönemdeki dizilerden. Sence siz neyi başardınız da bu kadar böyle seyirciyi etki edebildiniz? Rating rekorları kırabildiniz? Hikaye mi? Oyunculuklar mı? Nedir sence bunun sebebi? Yani ben zaten senaryoyu ilk okuduğumda gerçekten çok beğenmiştim. Çok fazla karakter var. Çok fazla hikaye var. Ve hani hepsi gerçek geldi bana. Evet. Gerçekten var olan şeyler, öyle bir mahalle var. Bizim zaten diziyi çektiğimiz mahallede tam olarak böyle bir mahalle, Yedikule'de. <laughs> çok yani halktan, bizden. Senaryo zaten çok hoşuma gitti. Onun dışında kadronun çok yeni isim barındırıyor olması da beni çok mutlu ediyor. Çünkü herkes aynı heyecanı paylaşıyor ve... Herkes çok heyecanlı olunca o heyecan kameraya da yansıyor, izleyiciye de yansıyor hı hı. ve biz böyle hani setteyken falan da daha ilk bölüm çıkmadan önce de böyle hep birlikte oturup ne olacak falan hepimiz böyle 32 diş gülüyoruz <gülüyor> çünkü çok heyecanlıyız hepimiz neredeyse ilk işe hepimiz çok inanıyoruz ve bu da yansıdı hani inanıyorduk oldu. Set aralarında siz neler yapıyorsunuz? Oyuncu kadrosuyla nasıl anlaşıyorsunuz? Ekip nasıl bir ekip? Ya ekip çok eğlenceli. Gerçekten. Ya Altan Hoca falan aşırı eğleniyor zaten <laughs> sette. Hakan Hoca, Altan Hoca. Bütün hocalar, herkes hep gülüyor yani. Ben de normal hayatımda da çok giden bir insan olduğum için bana çok böyle okey geldi her şey. Zaten oyuncu kadrosu da çok keyifli. Yani şey, evet burada iş yapıyoruz ama aynı zamanda hani burada yaşayacağız da çok Uzun zaman. Burası bizim hayatımızın bir yeri olacak aynı hı hı. zamanda. O yüzden set aralarında falan da kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Zaten ekip çok kalabalık olduğu için hep bir arada oluyoruz. Karavanlar boş olsa bile herkes bir karavanda toplanıyor. Hı hı. Hep makara dönüyor. Hep beraber. Evet. Tabii arada böyle işte sakinliğe ihtiyacım tabii olduğu ki. anlar da oluyor. O zaman da şey rahat bir şekilde ulaşıyorum ona zaten. Melek ve Zülfikar ikilisinden de bahsetmek istiyorum. Partnerin hakkında neler söylemek istersin? O uyumunuzu nasıl yakaladınız? Ee, gelecek bölümlerde daha farklı hikayeler yazılacak elbette ki. Ee, heyecanlanıyor musun? Heyecanlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Onur'la çalışmaktan çok keyif alıyorum. Ee, bana çok yardımcı oluyor gerçekten. Birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Çok alıp veriyoruz öncelikle yani. Ne, o çok bir, güzel evet, bir şey değil mi? Bir şeyleri anlatmakta zorlanmıyoruz. Tek kelimeyle direkt ne istediğimizi anlıyoruz birbirimizin. O yüzden böyle çok daha kolay oluyor. Yani gitgide daha da kolaylaşmaya başlıyor ve her... ...işte ikimizin tek sahnesinden sonra şey diyoruz. Farkında mısın? <gülüyor> 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 daha da iyi oluyor, daha da alışıyoruz falan ve hani bunu... ...net bir şekilde görüyor olmak beni mutlu ediyor. Şanslı hissediyorum yani. Harika. Onur'la partner olduğum için. Peki e, şimdi son dönemde de dedik ki hani lise dizileri, gençlik dizileri çok revaçta diye. Senin e, setten böyle zaman bulup izlediğin farklı projeler var mı? Yine beğendiğin işte gelsin hayat bildiği gibi kalitesinde gördüğün projeler var mı? Duyben'in benim bölümünü izleyebildim Hı -hı. sadece. Yine e, Hasan ve Ceylan ablanın oyuncusu benim de arkadaşım Sena <laughs> oynuyor. E, çok tatlı. Sena'yı çok merak ediyordum. Bir de aynı güne koymuşlar bizi. Biraz rakip olduk. <laughs> Ali Hoca'yı da çok severim. Öyle. Çok onu takip, takip olmuş yani Arada. ve yani yeni yüzleri görmek beni çok mutlu ediyor. Duy beni de, de aynı şekilde bizim işimizde olduğu gibi çok fazla yeni yüz var. Gelecek dönemin starları sizin aranızdan çıkacak diyebilir miyiz sence? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Buradan hemen başladı alalım diye. <laughs> Peki, tanınırlığın da gün geçtikçe artıyor ya. Yani bu böyle bir psikolojik baskı oluşturuyor mu üstünde? Bir korktuğun, ya ne oluyoruz dediğin oluyor mu? Yani şu anda daha olmadı çok. <laughs> İleride belki diyorsun. Tabii ki de alabilir. Hani sonuçta ünün arttıkça daha göz önündesin. Evet. Ve bir şey. Hareketlerini kısıtlamak hareketlerin, hani bir şey yaparken sokak bir anda kafanı estiği gibi yapamayabilirsin. Hı -hı. Düşünebilirsin. Hep bir otokontrol. Bile. Aynen. Olabilir ama hani şu anda iyi hissediyorum yani. Beni hmm. mutlu da ediyor. Sosyal medyadan böyle mesajlar da geliyordur hmm. sana. Hiç böyle cevap verir misin? iletişime geçer misin takipçilerinle? Şimdi yorumlara bakar <laughs> mısın? Yorumlara bakıyorum. Hmm. Kendimi de çok izlerim. <laughs> Yorumların hepsine bakıyorum hmm. bu arada. <laughs> Her şeye bakıyorum yani. Youtube'dan, Twitter'dan hmm. gelen mesajların da hepsine bakarım. Neredeyse bakabildiğim kadar. Ama hepsine dönme gibi bir durum tabii, bir ki, de, tabii, de, tabii ki olamaz. Ama bir rahatsız olduğum herhangi bir şey olmadı şimdiye kadar Tanınırlıktan da bahsettik yani böyle şöhret olma işte popüler olma gibi kavramlara nasıl bakıyorsun peki Rojbin yani bunlar sence kalıcı kavramlar mı yoksa dönem dönem oluşan e, belli birilerinin dönem dönem yakaladığı ama sonradan e, sönen şeyler gibi mi geliyor sana İkisi de olabilir hı hı. yani şu an evet bir popülerite yakaladık ha, bu devam da edebilir burada kalabilir bundan sonra Yaptığımız işlere ve içinde bulunduğumuz işlere bağlı olarak değişir hı hı. bence ve bunu nasıl kontrol ettirdiğimize bağlı olarak. Böyle bir amacın var mı? Mesela kimisinin amacı şöhret olmaktır ya. Ben şöhret olmak istiyorum. Çok ünlü olmak istiyorum. Çok göz önünde olmak istiyorum diyenler de var ama kimileri de yo benim öyle bir amacım da yok. Ben işimi yapıp kenara çekileyim düşüncesinde olan insanlar da var. Sen aslında hangi taraftasın? Onu da merak ettiğim için sordum. Yani şöyle yaptığım şeyin beni çok mutlu etmesini istiyorum her zaman. Ve hani üstüne bir şeyler kata kata Hı -hı. ilerlemek istiyorum ve üstüne bir şeyler kata kata ilerlediğin zaman da göz önünde olmamak ve popüleritenin artmaması İmkansız. İmkansız gibi evet. geliyor. Bu da bunu doğuruyor. Öyle bir tercihim Hı -hı. yok ama bu ama yolda bu zaten olacak. ilerlenecek A Evet. nokta İstediğim orası diyorsun. İstediğim şekilde ilerlerse hani planladığım şekilde olursa Hı -hı. bunu getirecek zaten. Kesinlikle. Peki bundan sonrası için e, neler planlıyorsun? Tabii ki daha e, bu projenin içinde olduğun için bunu konuşmak belki erken olabilir ama kafanda böyle keşke şöyle bir karakter gelse de şöyle bir karakteri de canlandırsam kendimi oyunculuğumu orada da göstersem dediğim bir karakter tipi var mı kafanda? Yani şu anda özellikle şöyle bir karakter istiyorum falan Hı -hı. demek istemiyorum. Ama sadece hani bundan sonra bir karakter gelirse meleğe biraz daha zıt bir karakteri oynamak, Ters canlandırmak isterim. Onun dışında yani bilmiyorum her karakteri düşünürüm, bakarım Hı -hı. <laughs> olabilir yani. Hani öyle kapalı olduğum herhangi bir karakter yok. Hı -hı. Özellikle istediğim herhangi bir karakter de yok enerjisine bağlı biraz. Onu okuduğumda heyecanlanıyorsan hmm. ve <laughs> oluyorsan beni evet, çok heyecanlandırırsa. Evet, de Bahsettin aslında. Hani evet. kadar da bir sürü o düşün verdim evet. ama Melek çok heyecanlandırdı. Evet, aynen. Demek ki o hisle alakalı da bir şey. Aynen. Şimdi klasik sorularıma geçmek istiyorum. Her konuğuma sorduğum. E, çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim? <laughs> yani daha ilk işim olduğu için şimdi aklına çok böyle... politik gelebilir ama gerçekten şu an setteki herkesle çalışmaktan çok keyif alıyorum. <laughs> evet çok politik geliyor olabilir. ilk böyle bir isim geliyor mu? Bir isim canlanıyor mu? Parıldıyor mu? Yani zaten annemle babamla çok sahnem var üvey babamla. Onurla çok sahnem Hı -hı. var. Bir de sınıf arkadaşları. Evet. İşte bu beşli Grup olarak zaten şey olarak bakıyorum. şunla bununla değil de bizim beşlinin ne zaman sahnesi olacak hı hı. ya. Ben ekip ruhu olarak bakıyorum. Onlarla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Çok mutluyum. Keza işte evde de çok keyif alıyorum. Hı hı. Özlem abla ve Tolga abi çok yardımcı oluyorlar çok teşekkür ederim onlara. <laughs> bana göre çok deneyimler zaten ve hani şey söylediklerine işte bana yardımcı olmaya çalıştıkları her şeyde aşırı böyle heyecanlanıyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Öyle mutluyum yani. Harika. Teşekkür ederim hepsine. <laughs> Yeni jenerasyondan beğenerek takip ettiğin isimleri sorsam. Bizim dizdeki herkes. <gülüyor> <gülüyor> Sıralı tam hissediyorsun. <laughs> Var mı başka aklına gelen? Ben Faro'yu izlemeyi çok seviyorum. Hı hı. Tam bizim jenerasyon olmasa da ama küçüktüğümden beri Faro'ya karşı bir hayranlığım vardı. Harika. Peki mutlaka birlikte rol almak, karşılıklı oynamak istediğin bir oyuncu var mı? Allah çok var. <laughs> mutlaka değil de. Hı hı. Ya ben biraz şeyimdir bu konularda. Bir şey gelir ve orada Derim ki ah böyleymiş, hı hı. şöyleymiş. Öncesinde Akışta. hani hayal kurmam çok şununla oynayayım, bununla oynayayım diye. Hı hı. Zaten hayat getiriyor bence bir şeyler. Mesela Özlem abla ve Tolga abinin annemle babamı oynayacaklarını bilsem şok olurdum ihtimalle. <laughs> <tüm> <laughs> <laughs> ama şu anda çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Öyle özellikle şu, bu, şu. Özel bir isim veremem. Veremem. Peki hiç reddettiğin ama sonradan reddettiğine üzüldüğün bir proje oldu mu? Yok olmadı. Zaten ilk işim. Hı hı. Tabii auditionlar falan evet. verdik. İçimizde sizin oldu. Şu Onun anda için de ilk yani aynen. Pişmanlık, Pişmanlık duymuyorum, duymuyorum. Şu an mutluyum. <laughs> Süper. Türk dizi tarihinde keşke ben oynasaydım dediğin bir karakter var mı? Ya karakter demeyeyim de hı hı. içinde bulunmak istediğim. Tabii öyle de dönüştürebiliriz. Olarak. Ben küçükken Avrupa Yakası hayranıyım. Aşığıydım. <laughs> Ailecik izlediğimiz ilk dizi. Harika bir dizi. Ama orada zaten yer alamazdım. <laughs> Çok küçüktüm. Evet, evet. <laughs> Ama şu an öyle bir e, dizi olsa yine öyle bir işin içinde olmak istersin. Komedi Tabii farklı, de. Bir alan aynen. Aslında, evet. farklı bir alan aslında. Dramdan farklı bir alan. Böyle kesin çizgilerle ayırmıyorum Hı -hı. diyorsun. Nasıl o, gelirse aynen. o anda gelişirse. Aynen. Peki burada da şunu sormayı unuttuğumu e, hatırladım. Şimdi oyunculuğa başlama hikayeni de sormak istiyorum bir yandan. Çünkü bir e, modellikten bir geçiş var galiba değil mi oyunculuğa? Çok karışık. bayağı karışık. <laughs> Normalde Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Müzik okumak istiyordum zaten. İstanbul Üniversitesi'nde opera bölümüne başladım. Sonra araya pandemi girdi. İşte okulumuzun taşınma durumları oldu derken ben o esnada okulu dondurmak zorunda kaldım. O arada da canlı müziğe başladım. bir mekanda canlı müzik yapıyordum. Onun dışında bir de böyle yarı zamanlı olarak modellik yapıyordum. Öyle bir dönemim oldu. 2-3 aylık bir dönem. <laughs> Sonra biz bir anda Hasan abi ve Ceylan ablayla görüştük. Ben aslında hani o dönem çok düşünmüyordum. Doğru Seni söyledim. sosyal medyada gördüler hani evet, değil mi? Evet aynen. Hı hı. Sonra işte görüşmeye karar verdik. Görüşmeye gittim ama ben o dönem biraz şeydim oyunculuğa böyle hı hı. Hı. kapanmıştım. Çünkü hani çevremde de çok oyuncu arkadaşım var. Bir de daha önce birkaç menajerle görüşmeye gitmiştim ve enerji olarak hiç, hiç uyuşmamıştık. Yani en azından benim içime hiç sinmemişti. Eve döndüğümde hiç ne attıkları auditionlara baktım ne bir şey. Öyle kaldı. O yüzden en az sonlarda buluştuğum zaman da böyle deli bir heyecanla gitmedim. Hı hı. Ama o gün buluştuğumuz anda böyle çok pozitif bir enerji yayıldı etrafa. Zaten biz 6-7 saat falan oturduk. <laughs> Diğer görüşmelerim bir dakika falandı çünkü. <laughs> Büyük bir çok inme güzel. kazandı. <laughs> Sonra o gün bir anda anlaştık biz yani. Sonra deli gibi çalışmaya başladık. Dedik ki olacak, olacak. Onlar çok inandı, ben de çok inandım. Hı hı. Ve oldu yani. Ben çok şanslı hissediyorum gerçekten. Böyle şey iyi ki doğurmuşlar beni. <laughs> i̇yi ki Aynen. doğurdum seni falan diyorlar zaten. <gülüyor> Peki <gülüyor> müzik konusuna gelecek olursak yani o eğitimin devam ediyor mu? Müzik hayatında şu anda nasıl bir yerde? Şu anda eğitimim devam etmiyor okul dondurduğum için. Hı hı. Ama devam etmek istiyorum. Müziğe zaten devam ediyorum yani söylüyorum söylemeye sürekli devam ediyorum ama eğitim açısından şu anda bir ara vermek zorunda kaldım hı hı. ama tabii ki de orada duruyor hani müzik her zaman her zaman orada evet. e, beni bekliyor diyorsun evet. peki burada senden bir e, kuple bir şey alma şansı <laughs> var mı acaba arkadan bir tezahürat istiyorum. <laughs> Çok küçük alamaz mıyız? Lakin. Lakin. O zaman sözünü alıyorum. Diğer işim. Tamam sözünü alıyoruz. Peki e, devam ediyorum. Bugüne dek yaşadığın en büyük başarısızlığın neydi desem? Öyle bir adlandırabileceğim bir şey var mı yoksa? Yok. Yani aslında hepsi de farklı farklı deneyimler kazandırdı bana mı Yani böyle bunu nasıl yaparım Hı -hı. dediğim bir şey olmadı. Tabii ki de pişman olduğum şeyler oldu. Ama hepsinin üstünden bir hikaye geçtikten sonra bunu yaşamam gerekiyordu. Bir deneyim oldu diyebildim. Hani hala daha bakıp hı, bunu nasıl yaptım hı hı. falan dediğim bir şey yok şu anlık. Ama oladabilir. Tabii ki. Olmaz. <laughs> Neler yapıyorsun günlük yaşamında Yaşantında? Ya bazen çok dinginim, bazen aşırı hareketliyim. <laughs> Aram yoktur. <laughs> da. <çağırdım. gülüyor> evet. Neler yapıyorum? Zaten bu dönem bayağı yoğun geçiyor benim için. Sürekli sete gidip evet. geliyorum, sete gidip geliyorum. Onun dışında e, boş zamanımı gezerek <gülüyor> <gülüyor> geçiyorum. Gezmeyi çok seviyorum çünkü. Arkadaşlarımla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Öyle yani ama bu dönem gerçekten biraz şeyim. Set, ev, <laughs> set, ev, çalışma, set, ev. Çok yoğunlaştım biraz. Hayatında bir bir yerden sonra bir anda değiştiği için de böyle bir yalpaladığın oldu mu? Evet tabii ki. Hı hı. <laughs> Bayağı yalpaladığım hissettim. <işte. gülüyor> <laughs> Ama şu an çok 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 oturdu. Iyiyim. Evet, gün geçtikçe daha da iyi oluyor Harika. her açıdan. Peki şimdi e, sen geleceksin diye abonelerimize böyle birkaç soru sormalarını istemiştik. Onlardan evet. da 3-4 tane soracağım tamam. sana. En çok beğenilenlerden çünkü çok yorum gelmiş, çok soru gelmiş. Hepsini tabii ki soramayacağım için böyle en beğenilenlerden soruyorum. <laughs> Bizim hayatına yön verdi mi veya e, katkılar sağladı mı? Kesinlikle. Sürekli katmaya devam Hı -hı. ediyor. Ben okulda gibiyim gerçekten. Hani şu an eğitimime ara verdim ama evet. vermemiş gibiyim. Bayağı Sıkı bir eğitimin içindeyim. Sürekli her gün o kadar çok şey öğreniyorum ki ve diyorum ki ya, asla bitmez yani. Gerçekten <laughs> asla burada öğreneceklerim bitmez benim. O yüzden sürekli bir şeyler katıyor ve katmaya da devam edecek. Oyunculukta ve hayatta örnek aldığı insan kimdir? Bir sürü insan var valla. Başarılı olan ve e, izlerken heyecanlandığım herkesi <laughs> örnek alırım. Herkesten bir şeyler kapmaya çalışırım. Oynadığı rolün psikolojik tarafında zorluk çekiyor mu? Çekiyordum. Başlarda sindirmeye çalışıyordum hı hı. ama şu anda çok iyiyim dediğim gibi. Harika. Setteki en komik anın ne? Seni çok seviyoruz yazmış. Ya benim için komik birkaç anın aklıma geldi şimdi. Çok var bu arada. Çünkü bayağı gülüyoruz. Çok eğleniyoruz. <gülüyor> ee, i̇lk bölümde yağmur sahnesi vardı. Derya'nın rüyası. Orada ben yuvarlandım yerde. <laughs> yağmurda ve kimse görmedi. O kadar yağmur yağıyordu ki. Ben bile düştüğümü anlamadım yani. Bir beni kaldırınca anladım. Orada çok gülmüştüm. <laughs> bir anda evrenlikte. <Evet>. <laughs> Trajikomikti. <Peki, gülüyor> sana uğur getirdiğine inandığım bir eşyam var mı? Varsa ne? Şu bilekliklerim var. Ya bir sürü var. Ben böyle eşyaları anlam yüklemeyi seven bir insanım Hı -hı. zaten. Bu bileklikler. Çöstersinler anda... misin peki evine? Yok hiç istifşi değilim. Evet, süper. Hayatını merak ediyorum. Nerede büyüdü ve nasıl oyuncu olmak istedi? Yolculuğunu sormak isterim. Zaten orayı anlattık ama nerede büyüdüğünü? İzmir Selçuk'ta doğdum. Biz çok gezen bir aileydik. <laughs> 6 yaşına kadar İzmir Selçuk'taydım. Sonra Antalya'ya taşındık. Havasına dayanamadık çok sıcak diye. <laughs> Tek sebep bu gerçekten. Yani. Sonra Aydın Didim'e taşındık. Didim'de yaşıyoruz. Annem hala orada. Sonra ben üniversite için İstanbul'a geldim burada da devam ediyoruz. Evet. Burada da bayağı gezdim yani. Harika. Melek dışında hangi karakteri oynamak isterdi? Dizden. Mi? Evet, Melek. Melek, <laughs> Melek dışında <laughs> hayır. <hangi? gülüyor> Set'te en iyi anlaştığı arkadaşı kim? Bizim beşti. Grupla sürekli birlikteyiz zaten. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Çünkü hepimiz böyle ilk günden beri yan yanayız. Hepsini çok seviyorum. Bu setteki herkes gerçekten çok, çok iyi güzel ve çok şey. o o enerji tatlı enerji insanlar. Evet. Komple bütün ekip var. E e mutlu gidiyorum sete, da ayrılıyorum. Peki son olarak da şunu sorayım. Seni ilk defa tanıyacaklar için kendini bir cümleyle anlatır mısın? <laughs> bir cümle? Evet. Böyle bir, seni tanımayan Birkaç kelimeyle anlatabilirim. Tabii olur. Gibi. Üç kelimeyle mesela anlatabiliriz. Çok gülerim. <laughs> enerjiyimdir, duygusalım. <laughs> <Bayağı. gülüyor> Genelde insanlar çok duygusal olduğumu anlamazlar. <laughs> Sonra da oh, sen çok duygusalmışsın." değil Bunu mi? O pozitif enerjiden evet. dolayı. Çok şey mükemmeliyetçiyim. Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi sevenlerine, Rojbiz sevenlerine ne söylemek istersin? Tam böyle senin kamerana bakarak alabilir miyiz? Biz çok mutluyuz dizinin olduğunuz için. Çok heyecanlıyız ve böyle her bölüm çıktığında daha da heyecanlanıyoruz. Sürekli katlanıyor. Ben şey olur sanıyordum. Hani ilk bölümden sonra heyecanım azalır <laughs> falan sanıyordum ama daha da artıyormuş. İzlediğiniz yani izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Umarım hani çok çok daha uzun süre birlikte oluruz. İzlemeye devam edin. Her perşembe Show TV'de. <laughs> Reklamımızda yaptık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir sohbetten dolayı bize zaman ayırdığın için. Bundan sonraki projelerde de tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle diyorum. E, bugünlük bizden bu kadar. Bir başka abonelere Bundan sonraki programlara kadar hem e bir başkayla hem de gelsin hayat bildiği gibi dizisiyle kalmaya devam edin. Hoşçakalın.